Arkadaşlar, sevgili takipçilerim, merhaba. Bu akşam yoğurtlu kebap yapmayı düşünüyorum. Elimde ne malzeme varsa. Şimdi şokanın zamanında et atmışım. Sokum eti. Bu da sokum eti ama ikisinin renkleri çok farklı. Bunu dana diye aldık ama bunun inek olduğundan şüpheleniyorum. Olsun, sokum eti olursa biraz yumuşak olur. İşte bu 600 gram. Bu da 300 gram falandır. 800 gram kadar bir etim var. Şimdi ben döner pidesi aldım. Adapazarı'nda bizim bu yoğurt dönerler için özel yapılan bir pideler var. Bu tip kebaplara da çok iyi gidiyor. Bir tane et suyunu bir bardağa koymuşum. Şoka attım. Kemik suyu bu. Şimdi bunu erittim. Biraz biber. Bir de bize 4 tane, 5 tane orta boy domatesin rendesi lazım. Pidelerimizi zaten keseceğiz. Önce şu domatesi bir sos yapalım. İşte şunun altını yakmakla başlayalım. Buna yüksek ateş vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun altını yaktım. İçine bir miktar sıvı yağ atıyorum. Çok değil yani. 3-4 yemek kaşığı bir şey. Şöyle 1-2 parça da tereyağı atıyorum. Şöyle. O da en fazla 1,5-2 yemek kaşığı. Size bağlı gerçi de. Bunu şimdi kavurmaya bırakacağız. Şunları bir karıştıralım. Unutmayın, altı harlı olacak. Kolay kolay sos kıvamına gelmez. Domates suyun kaynamaya başladı. Tereyağlar eridi. Ben buna bir miktar kemik suyu atıyorum. Bence sosun can alıcı noktası bu. Ne attım? Şu bardağın 1/3'ünü attım. Bir miktar pul biber. Çok yakışıyor arkadaşlar. Sizin acılık oranı size bağlı. Bir miktar tuz. Bu tuz oranını artık kendinize göre ayarlayın. Yavaş yavaş atın. Olmadı biraz daha, olmadı biraz daha. En iyisi budur. Şimdi bunu bir güzel kaynamaya bırakıyoruz. Ben bunu alacağım şimdi. Bir orta boy göze koyacağım. Çünkü aygaz bize lazım olacak biraz sonra. Büyük göz. Orta gözle bunu ben kaynamaya bıraktım. Yapışacak gibi olduğu vakit, suyu azaldığı vakit birazcık kısacağız. Unutmayın, bu ne kadar çok iyi pişerse o kadar lezzetli olur. Bu salça değil. Domates sosu. Sosumuz pişerken biz de pideleri hazırlayalım. Şu yeni gelen hediye bıçağımı kullanayım burada da. Büyük bıçağı hiç kullanmamışım. Hakikaten çok güzel. Burada tekrar Fatih Adıyaman adlı takipçime teşekkür ediyorum. Bıçağımız mı yoktu? Var. Bıçak da olarak taraf ama yüces güzeldi. Bunu böyle küp küp yapıyoruz arkadaşlar. Gerçekten iyi malzeme, iyi takım işi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bakın yani şu pideler şoktan çıktı. Gerçi yumuşattım biraz ama gene de bıçak olduğu gibi alıp götürüyor. Bunu gerektiği kadar yapıyoruz. Siz ne kadar isterseniz kişi sayısına göre değişiyor. Burada bir büyük pideyi kestim. Ya bu pideler böyle 2 kişilik falan işte. Şimdi bunları en son halledeceğiz. Önce bir et kavurmaya başlayalım. Döküm tavamızı büyük göze koyuyoruz. Bir güzel ısıtıyoruz. Çok güzel kızacak. Tavamız kızdı. Bir miktar sıvıya atıyoruz.
parçada tereyağı atıyorum. Kızartmamıza etlerimizi atıyoruz. Hala çözülmemiş. Ama olsun. Biz onları çözelim. Bunları saç kavurma için ayırmıştım ama evde yemek kalmadı. Markete de gidemedim. Ben çarşıya gidemedim. Onun için bunları acil durum olarak kullanıyorum. Şimdi böyle yavaş yavaş bunları ayıracağız. Bu şekilde bakın saç kavururuz. Yavaş yavaş ayrılacak bunlar böyle. Azıcık sabırlı davrandım. Bakın etim nasıl çözüldü. Azıcık kısa aldım. 10 dakika sürdü. Şimdi bunu tam altına açtım. Bunu kavuracağım. Bu sokum eti olduğu için üstünü kapamaya gerek yok arkadaşlar. Sırtın bir bölgesi sokum. Bacakla sırt arasında bir yer. Daha evvel de videolarımda söyledim. Bu pideciler kuşbaşı pide falan yaparken bu etten kullanıyorlar. Çünkü bu çok çabuk pişen bir et. Şimdi bu pişerken buna bir ekstra bir şey daha yapıyoruz. Arkadaşlar yani ete et suyu gerekir mi derler. Ama bu kemik suyu. Birazcık bırakacağım. Çok kaçtı. Bunu da pideler için bırakacağım. Şimdi bu buna birazcık daha tat verecek arkadaşlar. Et suyu başka, kemik suyu başka. Bu arada bakın domateslerim de kısık ateşte hermeleniyor. İyice hermelenecek. Bunlar olurken biz de yoğurdumuzu hazırlayalım. Ben 5 kişilik yaptım. 5 kişilik yapacağım daha doğrusu. Onun için birazcık malzemem çok. Şimdi yoğurdu çok güzel çırpıyoruz. Çok güzel. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ama yoğurdun çok iyi çırpılması gerekiyor. Etimiz pişmeye yüz tuttu. Şimdi tuzunu atıyorum. Bakın bonfile yaptığımızda ya da antrikot yaptığımızda pişirirken tuzu önceden atabiliriz. Ama bu ette tuzu sonradan atmak daha iyi. Bu da isteğinize bağlı. Şimdi buna ne atıyoruz? Birazcık karabiber. Bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı da yenibahar. Arkadaşlar buna yenibahar çok yakışıyor. Yenibahar biliyorsunuz dönerin bir baharattır. Yenibaharlı döner yapılır. Şimdi böyle karıştırırız da biraz daha pişecek. Şimdi kısa alabiliriz. Şimdi zaten et suyunu saldı. Daha önceden kısa alırsak et çok su salar, suyunu kaçırırsınız. Onun için bunu yüksek ateşte ilk başta pişirmemiz gerekiyor. Şimdi ben yoğurtlu kebabı yapacağım için koymuyorum. İster bağlı siz koyabilirsiniz. Bu arada domatesim de olmuş. Buna bakayım. İyice suyu kaçtı. Arkadaşlar bakın. Şimdi şu şekilde kendim çektiğim için biraz zor oluyor. Suyu tam kaçtı. Hermelendi. İstediğimiz kıvama geldi bu. Ete baharatlar emmesi için birazcık süre tanıyın. Arkadaşlar.
Şöyle bir 5-10 dakika çok kısa ateşte bir kendime gelsin et. Etimiz pişti arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Başka bir kaba boşaltacağız. Yağını bırakacağız. Yağında da birkaç tane biberimizi çevireceğiz. Bu kalan yağ bize yeter. Biberlerimiz pişti. Şimdi pideleri pişirmeye gelelim. Bir miktar tereyağı atıyoruz arkadaşlar. Ben bu tereyağına birazcık sakladım. Et suyundan da atıyorum. Bakın nasıl olacak şimdi pideler. Yağımızın yanmasına gerek yok. Yakmayacağız. Pidelerimizi atıp böyle ısıtacağız, kızartacağız. Pidelerimiz yağını ve et suyunu emdi. Şimdi bunu altını kapatıp yapımına geçelim. Evet, her türlü malzememiz hazır. Şimdi iki kişilik birden yapıyorum ben. Şu şekilde pidelerimi güzelce yerleştiriyorum. Üstüne yoğurdu döküyoruz. Yoğurdu çırpacağız arkadaşlar, bir daha söyleyeyim. Yanı sulu kalmayacak yoğurt. En güzel süzme yoğurt ama ben şu anda ona ulaşamadım. Yoğurt miktarı da tabii ki kişiye göre değişir. Ama pideleri örtmesi iyi olur. İnsanlar bunu kıymadan da yapıyorlar. Fakat ben etten yapmayı tercih ettim. Bizim Adapazarı yoğurt döneri gibi bir şey bu. Şu şekilde domates sosumuzdan da şöyle gezdiriyoruz. Unutmayın, sosumuz et sulu. Şahane bir lezzeti var. Bu da istediğim miktar. Şöyle biberlerini de koyup servis yapıyoruz. Nefis bir şey oldu arkadaşlar. Yiyenlere ve yapanlara afiyet olsun.